Herkese merhaba. Açık Veri ve Teknoloji Derneği'nin Açık Kürsü programına hoş geldiniz. Kısa bir yaz tatili molasından sonra Eylül ayının ilk programıyla ve çok değerli konuğum Ayça Hanım'la birlikteyiz. Bugün kamu veri alanı ve açık veri ilişkisi hakkında sohbet etmek istiyoruz. Ben hemen değerli konuğumu tanımak üzere sözü kendisine bırakıyorum. Ayça Hanım hoş geldiniz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Merhabalar Gülşen Hanım, hoş buldum. Teşekkür ederim davetiniz için. Ben Doktor Merve Ayyüce Kızrak, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nde yapay zeka uzmanı olarak son 5 yıldır görev alıyorum. Akademiden buraya transfer oldum. Bahçeşehir Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği bölümünde devam ediyordum akademisyenliğe. Hala da bir ayağım orada diyebilirim. Ama son 5 yıldır Dijital Dönüşüm Ofisi'nde gerek yapay zeka projeleri, gerek açık veri tarafında. Açık veri tarafında çoğunlukla ben olmasam da kamu veri alanı, özellikle kamuda veri kullanımının aktifleştirilmesiyle ilgili çalışmalarda görev aldım. İlk başta ulusal yapay zeka stratejisiyle başladım göreve. Şimdi de ulusal veri stratejisinin hazırlıklarına devam ediyoruz. Bunun yanında da bugün konuşacağımız, daha derinine ineceğimiz kamu veri alanı projesine odaklanmış durumdayız diyebilirim özetle. Durum böyle. Çok teşekkürler. Gerçekten hoş geldiniz. Bu çok önemli bir konu. Biliyorsunuz son günlerde sürekli bu konudan bahsediliyor her mecrada. Ama belki bugün sizinle olan sohbetimizde bu değerli uzmanlığınızla, birikiminizle, bilhassa bu kamu veri alanı denildiğinde tam olarak ne kastediliyor? Bunlarla ilgili birazcık böyle bizi dinleyenlerin, izleyenlerin de ufkunu açmak istiyoruz. O yüzden ben müsaadenizle ilk sorumu yöneltiyorum. Veri alanı nedir? Ne anlamamız lazım veri alanı denildiğinde? Evet, veri alanı konsept olarak aslında çok eski bir konsept değil. 2019 yılına dayanan bir konsept. Kitabi çok tanımı var. Kitabi tanımlarından biri katılımcıların, bu katılımcılar özel sektör, kamu sektörü, farklı araştırmacılar, akademi sektörü vesaire olabilir. Bu katılımcıların veri egemenliğini koruyan, güvenilir veri paylaşım olanakları sağlayan, genellikle de merkezi olmayanı hedefe alan, yani federe dediğimiz yaklaşımı hedefe alan, standart yönetişim çerçevesine bağlı bir şekilde tasarlanmış altyapı ve platform yapılarıdır diyor kitabı olarak. Bunu kim diyor? Avrupa Birliği söylüyor. Ama tabii Avrupa Birliği'nin kendisi de henüz bu tanıma uygun çalışmaları tamamlamış değil. Onlar da araştırmalarına devam ediyorlar. Ama tabii bu işler biraz adım adım ilerleyen işler. Biz veri alanını şöyle tanımlıyoruz. Bu arada veri alanı Türkçesi, kimisi veri uzayı diyebiliyor. Kavram karışıklığı olmasın diye onun da üstüne basmak isterim. İngilizcesi data space olarak geçiyor. Aslında güvenilir bir şekilde paydaşlar arası veriyi paylaşan, erişmeye açık olan ve bu paylaşım sayesinde, standartlara uygun paylaşımlar sayesinde de paydaşların İleri analitik ve yapay zeka projeleri geliştirmesine olanak tanıyan altyapı ve platformlar bütünü diyebiliriz. Bunun içine kurumlar arası veri paylaşımı da girer, sektörler arası veri paylaşımı da girer veya ülkeler arası veri paylaşımı da girer. Böyle örnekler de var. Yani sınır aşan veri dediğimiz sınır aşan veri paylaşımı da bu konsepte dahil olabilir. Sadece bu konsepti nasıl tasarladığımıza bağlı olarak değişir. Biz de Avrupa Birliği'nin bu konseptini ülkemizin dinamiklerine uygun bir şekilde yorumlayarak kamu sektörünü ele almak üzere Dijital Dönüşüm Ofisi'nin de görev alanı olması dolayısıyla kamu sektörünün dijitalleştirilmesi, buna odaklandık. Özetle veri alanı bu şekilde tanımlanabilir ama biraz daha gözümüzde canlanmasını istersek şöyle söylemek de mümkün olabilir. Hani şu kitabi tanımının dışına çıkacak olursak bir veri sağlayıcısı olur. Bu veri sağlayıcısı kişiler olabilir, kurumlar olabilir. Sektörün kendisi olabilir, belki STK'lar bile olabilir. Bir veri sağlayıcısı olur, bir de veri kullanıcısı dediğimiz aslında veriyi tüketen kişi veya kurum olabilir. Bu ikisinin arasında standartize bir şekilde rol ve sorumlulukların tanımlandığı, veri kataloglarının oluşturulduğu, veri sözlüklerinin olduğu, aslında standartize bir şekilde verilerin birbirleriyle konuşabildiği, birlikte çalışabilir ortamın yaratıldığı bir altyapı ve üzerinde veri işleme araçlarının olduğu platform diyoruz. Böylelikle hep şeyden şikayet edilir ya, benim verim
farklı bir şekilde standartize edilmiş, farklı tablolarda tutuluyor. Seninkiler farklı tablolarda tutuluyor. Biz nasıl bu verileri birleştirerek yapay zeka projesi geliştireceğiz? Aslında başlangıç noktası burada. Verileri standartize etmek, kalitesini artırmak için tasarlanan bir yapı diyebilirim. Evet. Çok güzel bir tanım oldu. Çok net bir tanım da oldu. Hem ülkemizde hem de dünyada özellikle bu konuyla ilgili son dönemde önemli regülasyonlar da yapılıyor. Hakikaten konu bu anlamda da çok önem arz ediyor. Sizin anlatımlarınızdan ve tanımdan da yola çıkarak aslında bunun paydaşlarının da çok çeşitli olduğunu görüyoruz. Hem kamu, hem özel sektör, hem gerçek kişiler, hem sivil toplum kuruluşlarının aslında bütün bu konularda birer paydaş ya da birer ilgili olabileceğini görüyoruz. Biraz daha böyle açmak gerekirse gerçekten de bu yeni veri yönetişimine, mevcut da belli düzenlemeler var, bizim ülkemizde de var, Avrupa Birliği'nde de var. Birazdan konuşacağız belki yeni Avrupa Birliği'ndeki düzenlemeler de bu anlamda ne getiriyor, ne götürüyor. Ama böyle buna neden ihtiyaç oldu? Bunun temel amacı nedir? Nasıl bir açıklama yapabiliriz Ayyüce Hanım? Tabii bizim ülkemiz özelinde bakmadan önce Avrupa Birliği neden böyle bir şeye ihtiyaç duydu diye temeline inersek, bildiğiniz gibi Avrupa Birliği'nin veri yönetişimiyle ilgili, yapay zeka ile ilgili pek çok stratejisi ve tüzükleri var, yasaları var. Ve fakat bunların hepsinin üstünde Avrupa'nın ortak bir dijital pazar olmasına yönelik Avrupa'nın büyük bir hedefi var. Evet. Çünkü biliyoruz Amerika önemli bir pazar, ürün geliştirebilen, satabilen. Çin keza kendi tarafında, kendi coğrafyasında benzer şekilde bir rekabet halinde. Ama Avrupa Birliği burada biraz daha regülasyonlarıyla öne çıkan, düzenlemeleriyle öne çıkan ve tek başına ülkelerin hem ülke kapasitesinin küçüklüğünden kaynaklı, markette, pazarda rekabet edemeyeceğinin farkında olmasından dolayı Avrupa Birliği bütün ülkelerin birbirleriyle güvenilir bir veri paylaşımı ekosistemi yaratarak bu verileri ortak bir şekilde güvenilir bir ortamda hem siber güvenlik açısından hem de veri mahremiyeti açısından bu ortamı sağlayan altyapılarla hem kamuda hem de parça parça özel sektörde, özellikle önceliklendirdikleri özel sektörler var, mobilite gibi, enerji gibi, sağlık gibi, turizm gibi, bu alanlarda ülkeler arasında, Avrupa Birliği ülkeler arasında veri paylaşımı ve veri işlemeyi etkinleştirerek aslında AB ülkeleri olarak pazarda rekabet edebilmek istiyorlar. Buradan çıkan bir yaklaşım bu aslında. Hani ülkelerin güçlerini birleştirmesi olarak düşünebiliriz. Biz bunu ülkemize uyarladığımız zaman ise yine ülkemizde de farklı sektörler için veri alanları tasarlanabilir. Buna sektörel veri alanları diyebiliriz. Ancak hem dijital dönüşüm ofisinin az önce de söylediğim gibi görev ve sorumlulukları bakımından kamuyu hedeflemiş olması, hem de aslında kamunun elinde belki özel sektörden daha fazla ve muhtemelen de, ilk başta biz muhtemelen dedik ama daha sonra bunların ölçümlemelerini yaptık, veri olgunluğu bakımından daha yüksek seviyede olduğunu varsaydık ve böylelikle kamu kurumlarının, özellikle bizim Ulusal Veri Sözlüğü diye de bir çalışmamız var. Verilerin standartize edilmesiyle ilgili. Evet. Açık veri çalışmalarımız da benzer şekilde verilerin standartize edilmesine odaklanmış durumda olduğu için kamu kurumlarının hali hazırda da birbirleriyle çokça veri paylaştığı için, örnek vermek gerekirse SGK pek çok kurumla hem veri alan hem veren tarafta. Bu yüzden de veriler kısmen daha standart ve daha olgun olması sebebiyle kamu kurumundan elde edilecek faydanın da kamu yararı taşıması sebebiyle hem politika geliştirmek olsun, hem ürün geliştirmek, hem hizmet geliştirmek olsun pek çok alanda fayda sağlayacağını düşünerek biz odak olarak ilk kamu sektörüyle başladık. Ve kamu kurumlarının veri paylaşımına yönelik bu çalışmalarımızı aslında Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nin yayınlanması akabinde, yani 2021 yılı akabinde çalışmalara başladık. Şu anda da bu çalışma pilot aşamasında. İhtiyaç, bir kamu kurumu bir başka kamu kurumundan bazen aynı veriyi defalarca almak zorunda kalabiliyor. Özellikle bu birimler arası haberleşme ve iletişimle ilgili olan kısıtlardan kaynaklı olabilir ya da veriler her zaman güncel olmayabilir. Bu güncellemelerin periyodik bir şekilde ve izlenebilir şekilde yapılması, takip edilebilir bir şekilde yapılması, tek bir altyapı üzerinden verilerin tek bir sefer paylaşılması, yani periyodik olarak ancak aynı kurumla defalarca paylaşılmaması gibi maliyetleri de azaltan
ve aynı anda kamu kurumlarının birbirlerinin verilerini ham şeklinde değil, anonimleştirilmiş mikro veri seti ve kataloglar halinde görmesini sağlayarak aslında uzman seviyesinde veya idareci seviyesinde yapay zeka odaklı, veri odaklı yeni projelerin geliştirilmesine de fikir sağlaması için böyle bir ihtiyacın varlığı da tecrübelerle sabitlendi. Bütün kamu kurumları proje geliştirmek istiyor yapay zeka ile ilgili. Ancak her kamu kurumu sadece kendi verisini kullanarak değil, örnek vermek gerekirse bizim pilot çalışmamızda da bu şekilde ilerledi. Çalışma Bakanlığı iş sağlığı güvenliği ile ilgili bir proje geliştirmek istediğinde SGK'nın verisine ihtiyacı olabiliyor ya da Sağlık Bakanlığı'nın verisine ihtiyacı olabiliyor ve bu şekilde daha kıymetli bir ürün ortaya çıkabiliyor ve bu ürün belki iş yerindeki kazaların azaltılmasında çok önemli. Hem can kaybını azaltan hem maliyeti azaltan pek çok fayda sağlayabiliyor, kamu yararı sağlayabiliyor. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak, bu bir örnekti, bunun gibi pek çok ihtiyaç sıralanabilir. Kamu kurumlarının bu ihtiyacından yola çıkarak biz bu projeyi, daha doğrusu bu konsepti bir proje olarak ülkemize uyarladık diyebilirim. Harika. Şimdi o zaman ben iki şey anladım buradan. Özellikle de Avrupa Birliği'ndeki bu son yasal düzenlemeler ve ilerleyen çalışmalar biraz daha dijital pazar ekseninde Avrupa Birliği'nin kendi açısından düşündüğü rekabet gücünü belki elinde tutabilmek açısından. Bizde ise çok önemli veriye sahip olan kamunun aslında bir şekilde bu elindeki verileri hep bizim daha önceki programlarımızda da konu ettiğimiz gibi aslında bakarsanız verilerin uygun ortamda ve gerçekten hem kamunun hem de özel sektörün ihtiyaçları için kişisel veriden de belki arınmış olarak bu çok önemli bir şey. Çünkü kamu elindeki veriden ben hukukçu da olduğum için aynı zamanda işin diğer tarafından da değerlendirebiliyorum ve biz inanın mesleki olarak bu konuda da çok sorun yaşıyoruz. Kişisel veri nerede başlar, nerede biter, veri anonimleştirme ve gerçekten bu kıymetli verinin kişisel veriden ari hale getirilerek nasıl değerli bir şey olarak kullanılabileceği konusu çok tartışmalı ve gerçekten de kurumların verilerinin birbirleriyle konuşamaması çoğu zaman belli aksaklıklara ya da zaman kaybına, kaynak israfına da sebebiyet veriyor. Dolayısıyla bizim özellikle sizin yürüttüğünüz çalışmalar ekseninde bu verileri derleyip toplamak ve bununla ilgili portalların nitelikli bir şekilde oluşturulması gibi temel bir hedefimiz var diye anlıyorum. Aynen öyle, çok güzel özetlediniz. Burada kaynak israfına vurgu yapmanızdan çok memnun oldum. Çünkü aslında kamu kurumlarının büyük bir maliyet fayda sağlamasını hedefliyoruz bu projeyle. Sadece bu da değil, verilerin konuşabilir olması sizin de söylediğiniz gibi. Gelecekte başka fırsatların da önünü açabilir. Ve bu örnek teşkil eden proje özel sektöre yayıldığında aslında rekabet açısından da Türkiye'ye çok fazla avantaj sağlayabilir. Evet. O zaman hazır bu eksende bahsetmişken bizim derneğimizin de çokça uğraştığı bir açık veri portalları meselesi var. Malumunuz bu konuda projeler de yürüten bir derneğiz aslında. Özellikle de kamuda bunun nasılı konusunda emek harcayan da bir yapımız var. Şimdi bunun açık veri portallarıyla ilişkisi açısından siz neler ifade etmek istersiniz? Tabii ki şimdi burada öncelikle bir kafa karışıklığına sebebiyet vermek istemem. Kamu veri alanı açık bir veri portali olmamakla birlikte açık veri portalını besleyecek bir yapıya sahip olabilir. Şöyle ki açık veri bildiğiniz gibi daha önceki programlarınızda da izledim. Daha önce bizimle çalışan arkadaşlarımız da güzel bilgiler aktardılar açık veriyle ilgili. Açık veri iki parçaya ayrılır sizin de bildiğiniz gibi. Biri açık devlet verisidir. Şimdi açık veri özel sektörün ya da farklı kuruluşların herkese açık, araştırmacılara, vatandaşlara açık portaldan yayınlanan verileridir. Bu verileri yeniden kullanabilirsiniz, sadece istatistik üretebilirsiniz, gözlemleyebilirsiniz. Bu aslında devletin hesap verebilir, daha doğrusu devletin değil açık veri portalını geliştiren paydaşların hesap verebilir ve açıklanabilirliğini artıran bir araç olarak da görülebilir. Kamu veri alanında ise portale yalnızca kamu kurumları erişir ve kamu kurumları aynı şekilde birbirlerinin verisini görebilirler. Ve fakat şöyle bir analizle bizim planlarımızdan biri de bu aslında gelecek planlarımızdan biri. Takdir edersiniz ki bazı veriler herkese açılabilir olmayabilir. Ancak
bir kısım veri aynı anda bu standartizasyonu sağlamış olan olduğu için hem de açık veri portaline transfer edilebilir. Yani atıyorum TÜİK bir miktar veri paylaşmıştır. Açık veri portaline değil, kamu veri alanına paylaşmıştır. Ancak o veri açık olarak paylaşılmaya uygundur. Bu işte kişisel verilerden arındırılmış olması, anonimleştirilmiş olması, milli değerlere zarar vermeyecek şekilde olması, savunma açısından da diğer açılardan da veya sağlık verileri de keza biraz hani riskli verilerdir. Bu riskli verilerin dışında tutulan veriler kamu veri alanında paylaşılırken hazır standartize edilmiş ve aynı anda açık veri portalinde de paylaşılabilir. Bu tabii açık veri portali kamu veri alanında paylaşılanların bir alt kümesi olabilir ve açık veri portalinde bu paylaşılan veri açık devlet verisi olarak paylaşılmış olur. Bu da aslında yine devletin verileri konusunda hesap verebilirliğini artıran, şeffaflığını artıran ve vatandaşa güven veren bir yapı oluşturur. Bu da bizim hedef ve amaçlarımızdan biri aslında. Böyle bir ilişkisi vardır. Her ne kadar birebir aynı olmasa da açık veri portallerini besleyen bir yapı olacaktır. Çünkü biliyorsunuz en zor kısım bu işlerde verinin kaliteli hale getirilmesi, standartize edilmesi. Bu kısımlar meta veri yönetimi tarafı. Bu kısımlar halledildikten sonra, bu kısımların üstesinden gelindikten sonra açık veri portalini besleyen ve orayı da geliştiren bir yapı olur ve böylece belki kamu kurumlarının verisiyle araştırmacılar da özel sektörde, aslında araştırmacıların etkisi burada çok yüksek. Yeni ürünlerin geliştirilmesi, yeni perspektiflerin sunulabilmesi için. Özel sektörde bir o kadar hani hızlılığı bakımından öne çıkan bir alan. O yüzden de yeni fırsatlar oluşturacaktır diye düşünüyorum. Böyle çok haklısınız. Çünkü hep açık veriyle ilgili sohbetler bir yerde gelip tıkanıyor Ayca Hanım. Deniliyor ki yani bu açık verinin malumunuz sürekliliği, devamlılığı, farklı veri kategorilerinin açık veri haline getirilmesi. Böylelikle hem kamunun hem girişimcinin hem vatandaşın istifadesine sunulması. Ama bir taraftan da bunun sürekliliği ve kalitesinin sağlanması çok önemli bir şey. Çok emekli ve aslına bakarsanız da zorlu bir çalışma. O yüzden de aslında sizin bu veri alanı ile ilgili çalışmalarınız gerçekten bu alanı çok besleyecektir diye düşünüyorum. Malum artık böyle ülkelerin açık veriyle ilgili karneleri de yayınlanılıyor ve bizim ülkemizde bu anlamda çok parlak değil şu ana kadar. Dolayısıyla belki sizin bu çalışmalarınızla beraber bu alanda eksikliği de bir ölçüde tamamlamak söz konusu olabilecek gibi bana umut verdi açıkçası. Çok sevindim. Bu arada açık veriyle ilgili de gelişmeler var. Hani bir süredir engellerimiz vardı. Ancak yanılmıyorsam yakın zamanda hayata geçecek açık veri portali diye biliyorum. Evet. Onun için müjdeyi vermiş olayım burada. Çok teşekkür ederim. Bence harika oldu. Yani veri alanı ve açık veriyle ilgili ilişkileri açıklamak, Avrupa Birliği'nin bu konuyla ilgili hedefleri, bizim ülkemizde yürütülen çalışmalar noktasında. Müsaade ederseniz programı toparlarken sizden çok bu işin içinde olduğunuz için dünya örnekleri ve bizim Türkiye'deki durum nedir noktasında da görüşlerinizi rica ediyorum Ayca Hanım. Bu soruyla kapanışı yapıyor olmaktan çok memnunum çünkü insan ilk başta şey düşünüyor, acaba Türkiye olarak biz bunları yapıyoruz ama dünya çoktan bunları gerçekleştirdi mi? Avrupa Birliği'nin konseptine ülkemize uyarlıyoruz ama Avrupa Birliği ne kadar ilerledi? Biz aslına bakılırsa bu konuda çok şanslıyız. Dijital Dönüşüm Ofisi olarak yürüttüğümüz ilişkili farklı çalışmalarda, UNDP ile yaptığımız bir veri yönetimi çalışması oldu. Orada ülke incelemeleri yaptık. Ülke incelemelerini yapmanın yanı sıra yerinde ziyaretler de gerçekleştirdik. Doğrudan projeleri geliştiren ekiplerle soru cevap tartışmalar yaptık ve şunu anladım, örnek vermek gerekirse Avrupa Birliği'nin veri alanı projelerini Almanya üstlenmiş durumda teknoloji üssü olarak ve oradaki Fraunhofer Enstitüsü bu projeleri yürüten bir enstitü. Biz onlarla bir araya geldiğimizde sorduğumuz sorulardan şunu anladık, o kitabi tanımlardaki hedeflere o kadar da yaklaşmış değiller ve bizimle çok yakın, çok benzer adımlardalar. Hatta bizim bazı avantajlarımız var. Çünkü biliyorsunuz Almanya ve Avrupa'daki pek çok bazı ülkeler federe yönetime sahipler ve federasyonlar aslında bazı standartizasyonların uyumlaştırılması açısından zorluklar çıkarabiliyor.
Ancak bizim merkezi yönetimimiz burada bir avantaj sağlıyor bizim için. Bu karşımıza çıkan örneklerden biriydi. Bir diğeri Singapur örneği. Singapur'da da benzer şekilde güvenilir veri alanları merkezleri, özellikle kamu tarafında da yürütülen çalışmalar var. Onlarla da bir araya geldiğimizde aslında biz nasıl merkezi bir yapı planladıysak şimdilik en azından TÜİK'le işbirliği halinde devam ediyoruz bu projeye. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi projenin koordinatörü, TÜİK ise işletmecisi pozisyonunda. İşletmecisi pozisyonunda olan TÜİK'i seçtiğimizde biz Türkiye'deki hukuki düzenlemeler ve TÜİK'in yetki sorumluluklarını baz alarak ilerlemiştik. Singapur'da benzer şekilde kendi istatistik ofisi üzerinden bunu yürütüyor. Keza İngiltere aynı şekilde. Buradan anlıyoruz ki aklın yolu bir ve herkes bizimle benzer adımları atıyor. Hatta şu anda uluslararası bir çalışma içerisindeyiz yine İngiltere ile ortak yürüttüğümüz Oxford Insight koordinatörlüğünde ve Global AI Partnership koordinatörlüğünde. Orada da görüyoruz ki aslında birbirimize akıl verebilecek pozisyondayız. Bu da tabii bizi hem sevindiriyor hem de daha da heveslendiriyor diyebilirim. Çünkü hani kolaylıkla rekabet edebileceğimiz bir ortam olduğunu görüyoruz. Burada da aslında bizim insan kaynağımızın ne kadar kıymetli olduğunu farkına varıyoruz. Çünkü genellikle bu tip yeni teknoloji alanlarında insan kaynağı bulmak çok zordur. Tabii biz de zorlanıyoruz ama bu rekabette bulunduğumuz ülkeleri saydığımızda normal şartlarda yan yana yürüdüğümüzü pek çok insan tespit edemeyebilir. Ama bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. İnşallah yakın zamanda birkaç adım da öne geçebiliriz. Vallahi çok harika oldu. Kapanışı böyle yaptınız ve ben anlıyorum ki ülke olarak bu konuyla ilgili çalışmalarda herhangi bir geride kalmış durumumuz yok. At başı gidiyor. Ve zaten yöntem olarak tercih ettiğimiz metotlar, işbirliği yapılan kuruluşlar, içinde bulunduğumuz süreçler gerek bizim ülkemiz açısından gerekse tüm dünyada zaten olması gereken, yani doğru veri alanı oluşturmak açısından doğru adımları ihtiva ediyor diye düşünüyorum. Harika bilgiler verdiniz bize Ayça Hanım. Zaman ayırdınız, davetimizi kırmadınız. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Kapatırken sizin ilave etmek, söylemek istediğiniz herhangi bir husus var mıdır? Davetiniz için ben bir kez daha teşekkür ederim. Bu projemizi anlatma fırsatı bize sunduğunuz için teşekkür ederim. Çünkü sözlü olarak anlatmaya henüz başladık resmileştiği için. Bunu anlatmaktan çok memnun oldum ve umarım bu ivmeyle özel sektörün de dahil olduğu daha büyük projelere ilerleyebiliriz. Yakın zamanda kamu veri alanı ile ilgili somut çıktıları da sizler vasıtasıyla, sizin gibi diğer kıymetli derneklerimiz vasıtasıyla da paylaşmak istiyoruz. Teşekkür ederim tekrar. Biz heyecanla bekliyoruz sizden gelecek neticeleri. Yine birlikte olmak dileğiyle. Çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.